tv.com.tr'den herkese merhaba değerli izleyenler. Dün sabah saatlerinde ünlü televizyoncu Mehmet Ali Erbil ve müzisyen Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan 16 kişiden 12'sinin tutuklanmasına karar verirken Erbil ve Ortaç da dahil olmak üzere 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erbil ve Ortaç'a ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri uygulandı. Halk TV.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın savcılık ve hakimlikte verdikleri ifadelere ulaştı. İsmail Saymaz'ın yazısına göre Erbil ve Ortaç'ın gözaltına alınma sebebi Temmuz ayında Malta'da yasa dışı bahis sitelerinin canlı yayınına katılmaları oldu. Bahis sitelerinin merkezi olarak bilinen Malta'daki bir otelde yapılan yayında iki ünlü isim Ligobet ve Romabet adlı bahis sitelerinin logolarını taşıyan tişörtler giyen kişilerle birlikte ekrana çıktılar. Erbil ve Ortaç'ın yayında bahis oynayıp sitenin reklamını yaptıkları iddia edilirken Erbil ifadesinde bu durumu bilmeden katıldığını öne sürdü. Erbil bir arkadaşının daveti üzerine Malta'ya gittiğini ve orada çekim yapılmak istendiğini belirtti. Tişörtlerin bahis sitelerinin reklamını içerdiğini fark edince durumu kabul etmediğini dile getiren Erbil yayında kumarın zararlarından bahsettiğini iddia etti. Erbil, yasa dışı bahis reklamı için çekim yapan Ünal Orhan adlı birinin kendisini YouTube'da bir program çekimi vaadiyle kandırmaya çalıştığını savundu. Ayrıca Erbil, bu kişilerle detaylı bir tanışıklığım yok, ortak arkadaşımız aracılığıyla tanıştım dedi. Yayın teklifini reddettiğini ifade eden Erbil, Orhan'ın kendisine 20-25 bin euro teklif ettiğini ancak bunu da kabul etmediğini belirtti. Mehmet Ali Erbil'in avukatı, müvekkilinin birkaç aydır bahis sitelerinin hedefi haline geldiğini ve izinsiz görüntüsünün kullanıldığını iddia etti. Avukatı, Erbil'in yayında kazancın zor durumdaki hastalara gideceği yönünde ikna edildiğini ve kumar reklamı yapmadığını savundu. Başka bir avukatsa Erbil'in başka bir ülkede misafir olmanın getirdiği mahcubiyetle bu yayına katıldığını ifade etti. Erbil'in kumar çok sakıncalıdır, hayatımda oynamadım şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi. Erbil, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda ise baskı gördüğünü ileri sürerek bilmediğim bir olayın içine düştüm. Yasa dışı bahis oynamadım. Adlarını dahi bilmiyorum. Yayında kumar kötü bir şeydir gibi ifadeler kullandım. Canlı yayında olmasaydık beni yaşatmazlardı dedi. Erbil, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. Bu arada dün başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı çıkartılan listenin ise tam hali şu şekilde. Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Esma Sözen, Sefa Caner Saraçam, Doğukan Demirtaş, Alexander Menşikov, Umut Kahraman, Ramiz Nurçin, Emircan Çelik, Emirhan Karuç, Aleyna Göreci, Muhammed Sümertaş, Soner Kabakçı, Nisa Yaren Nurçiloğlu, Yağmur Şifa Yaprak, Fuat Emre Nalbant, Atakan Efe, Ramazan Karkin ve son olaraksa Batuhan Karadeniz.